Gelenler başlayabilir. Kuru dolma geldi Mardin usulü. Evet. Boşnak böreği ıspanaklı ve kabak sarma geldi. Görüntü itibariyle güzel görünüyor ama tabii tadına bakmamız Böreğimizi lazım. Böreğimizi açtınız. Hepsi her şeyi açması. Her şey derken börek el açması. Evet, ekmeğimiz el açması. De el açması. Evet, biz ekmek de yaptık. Evet. Kayınvalidemin anlattıklarına göre yani dünkü kayınvalide biraz çok dolu gelmiş. Ve servis konusunda da biraz sıkıntı yaratıyor bana. Dünkü yemekleri hiçbiri olmamış ama halbuki benim yemeklerimin hepsi yetişti ve servisinde gayet yerli yerinde yapıyorum. Umarım beğenirler. Dünkü tabakla bak şimdi bu tabak arasındaki farka bak arkadaşım. Bu senin bakış açımla alakalı. Hayır. Hiç. Evet. Şimdi benden başka 3 tane daha kayın zaten var. Zaten hep aynı şeyi söylüyorlar. Ya sen de bir kere salata yapmışsınız. İki domatesi ortaya bölmüşsün. Ama onu İtalyan salatası şey. Öyle. Sadece peynir yanlış olabilir ama öyle. Aynen öyle. Mantar da öyleydi canım benim. Etme. Hele tavuk da öyleydi. Yani hadi siz bir öyle kaynana, baktığınız bak şimdi, için öyle görüyorsunuz. Bir kaynana pişmiş deseydi ben inanın ki o tavuğu çiğde yerdim. Ama evet, hepimiz ben aynı yedim. Şeydi. Ben ama yedim. Siz yediniz ama bilerek yediniz. Gelinin hatına çiğ tavuk beğenildi. Gelinin hatına çiğ tavuğu yediniz. Yani bunun... Hepimiz farkındayız. Teşekkür ederim. Ufacık ufacık. Hepimiz bir de sabahtan erken geliyoruz. Açtık. Hepimiz açtık Allah için. Ve ben giderken dedim ki Zölen hemen kızım çay koy ölüyorum acım. Ay. O gerçekten, kadar. Gerçekten. Yemin ederim hepimiz aynıydık. Böreğimiz çok tuzlu Zalan'ın. Ben tansiyon hastası olduğum evet. için çok tuzlu. Benim böreğim mi tuzlu? Böreğimiz böreğiniz çok tuzlu Zuhal'ın. Ben yapmadım. Böreğimiz çok tuzlu. Böreği çok tuzlu. Hı-hı. İçecek ne alırsınız? Pardon. Böreğin içindeki ne? Ispanak. Ispanak da şöyle bir sert bir şey var. Peynir. Peynir olabilir. Köy peyniri, peyniri var. Tuzlu, ispanaklı peynir. Köy peyniri olduğu için biraz evet, olmuş evet. olabilir. Boşnak böreğin içine... Hem ıspanak hem peynir giriyor konu, mu? Evet. Peynir konuluyor. Evet, konuluyor. Evet, kaynanam da boşnak olduğu için. Yani konuluyor evet. Kendisi. İçecek ne alırsınız? Ben su alırım. Su. Hı-hı. Ben de su alayım. Tamam. Ben de su alırım canım. Börek gerçekten tuzlu. Çok tuzlu. Evet. Peynirden kaynaklı evet, olabilir. Evet. Evet. Hamuru nasıl açımı lezzeti? Hamuru güzel ince. Benim komşuma ben yerim bilirim. Yapmıyorum ama bilirim yemesini. Boşnak komşuma yazdıkta. Ama peynir de hayatım hiç erimemiş ki. Köy erimez peyniri. Zaten peynir. Köy peyniri. Köy peyniri olduğu için. Köy peyniri çok erimez biraz. Onları da yiyorum. Evet. Ispanaklı yiyorum. Pırasalı. Bak yeşilin neyi var neyi yok onları yapıyorlar. Şimdi pırasalı da niyet ettik de ya bilen var bilmeyen var. Arasını dolduruyor. Çok bence en çok yakışan ıspanak boşnaklı. Evet. Evet. Böyle peynirli bak 14 senedir beraber komşuyuz. Ben bir tane peynirli görmedim boş onlardan. Ben hep peynirli yapıyorum. Benim ailem de peynir koyar. Koyuyorlar peynir. Patatesli peynir, kıymalısı da var. Yapmıyoruz oralarını. Anladım. Güzel açmış. İnceliği falan güzel. Gayet güzel. İçi hem yumuşak olmuş hem de biraz tuzlu olmuş. Tuzlu diyorsunuz. Bayağı tuzlu olmuş. Dolmaya gelince dolma eksisi falan güzel. Ben biber dolmasında böyle kuru dolmada sadece biz bulgurla falan yapıyoruz. Yok buna yok. Konuş. Mardin usulü et konuş. Tavuk da konuş. Bütün yemeklerimiz evet, Mardin usulü bizim. Evet. Ekşisi falan olmuş. Güzel olmuş kıvamı. Güzel pişmiş olmuş. Mi dolma? Pişmiş. Güzel pişmiş. Dolması güzel olmuş. Haydari'ye gelince haydarisi de güzel olmuş. Evet. Ama böreğe sarma. Buyurun Gönül Hanım. Böreğimizin açılımı falan çok güzel. İnce. Kıvamında. Ama ıspanağımız çok tuzlu. Yani ben röportajda da demiştim tuzlu yemek asla yiyemem diye. Doğru. Ha. Bir de baharatlarını hazır mı kullandılar diye sormak istiyorum. Ne demek o? Yani, yani biz el yapımı getirdik salçamızı, kekiğimizi, nanemizi. Hep Mardin'den geldi. Hep ben Mardin'den. Dolmam buradan ondan sonra ev salçası. Evet. Evet her şey etine kadar getirmişti. Evet. Etine kadar yani bazı baharatlarımı, bulgurumu ana her yemekte şey. De görürsün söylerim. Yani hemen hemen her getirdim. Şeyi getirmiş. Bir de kendi yöremden de getirdim. Tamam. Evet. Böreği tuzlu olduğu için beğendim. Evet, içindeki peynir de köy çok peyniri, Mardin'den geldi. Haydari'yi beğendim. Dolma afiyet biberi olsun. Ben asla etli yemiyorum. Bizim Mardin'de yani etli ben... yapılıyor. Yani etsiz yapsaydım doğru olmazdı. Yani kıymayla bu Mardin ya. Usulü Mardin olmazdı. Mardin'de küçük küçük etler o zaman zeytinyağlı oluyor. Ben sordum, benim kendi annem, akrabalarıma sordum. Yani etli yapmazsan zeytinyağlı oluyor, Mardin usulü olmuyor dedi. Biz mi doğruyuz? Biz kıymayla. Yani et koymayabilirdim. Bu da et konu. Tadı nasıl, güzel mi? Güzel. 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 Tabii güzel.
Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, Muhtar Hanım. Bana da acımı çok güzel geldi. Biraz tabii tuzlu şey geldi. Bu zaten acı fazla yiyemem. Işkırak başlar diye korktum. O da güzel olmuş ama acıyı yiyemiyorum. Çok acı değil ya. Çok acı. Ama yine hiç acı yiyemiyorum. Hiç acı yiyemiyorsun. Hiç acı bize onun bir yapacak ama bir şey yok. Ama bu da acısız olmaz ama. Olmaz tabii. Evet. Orada sizin suçunuz o. Evet. Benim, benim şimdi bu acıyı yediğimi muhakkak hışkırmam gerekir. Ayıp olur. Hışkırmamak için yemiyor. Şeyi çok güzel olmuş. Beğendim. Haydari evet. Haydari'yi beğendim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İşte bu da aşması maşması el aşması çok güzel olmuş. Afiyet gel gelelim işte hafif tuzlu olmuş. Peyniri biraz tuzlu. O da peynirden tuzlu. Köy peyniri koymak istedim. Yani peynirli normal. Şimdi köy peynirini genelde suda bekletirler ki biraz tuzu gitsin diye. Evet orada ben. Orada. Biraz bekletseydin suda. Bekletmedim. Biz mesela eritme peynir diyorlar. Ha eritme peynir evet. Kahvaltıda yayınlıyor çok güzel oluyor. O zaman tuzu gidiyor. Ama ben onu yapmadığım için börek tuzlu oldu. Onun dışında evet, tuzlu. Afiyet olsun. Peki Fatma Hanım. Açması maçması güzel. Güzel açması. Evet afiyet olsun. Uzun fazla. Buna da biraz tuzsuz gibi geldi dolmanın içi. Biraz fazla pişmiş. Dolmam. Dolma. Evet. Hayır. Yok pişimi çok iyi bence. Pişimi çok güzel. Bence hayır. Güzel. Tuzu da iyi aslında. Pişimi güzel. Yani eti güzel. Dediğim gibi yani bizim orada ben etli yapmasaydım evet. Mardin usulü olmazdı. Olmaz tavuk eti ya da kuşbaşı et kullanırlar evet. Dolmalarında. Buyurun. Bu hardari de ben. Niye? Tadı değişik. Şimdi peynir koydun mu Aydan? Ben peynirini hayır. Koymadım. Ha koyman lazımdı. Evet. Ben peynirini koymadım. Ben kendi tarifimde hatta yazıyor. Peynir yok benim. Yok Aydan içinde olur beyaz peynir konulur. Ben kendi tarifimde yoktu. Normalde koyulur. Dün biz de salatamızda istediğimiz peyniri bulamadık ama kaşar kullandık. Yani koyulması gerekiyor. Ben peynirimi her şeyimi aldım. Peynirim de vardı ama ben kendim koydum. Peynirim benim i̇şte vardı. Koyulur. Haydari'ye koymanız lazım koymanız peynir. Gerek. Girer. Muhammara'ya da girer. Evet. Beyaz peynir, ceviz. Evet. Yani bu peynirli olması gereken mezeleri muhakkak olması İçine gerekiyor. İçine zeytinyağı giriyor ekstradan. Evet. Dışına evet. Da zeytinyağı. Alacağım eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Ay güzel de güzel pişirmiş. Tam pişmesi de güzeldi. Acısını da tam güzel vermiş. Güzeldi yani her şey güzeldi. Ben de ıspanaklı sade ıspanak olsaydı daha bile yumuşacık olacak. Yerim yerim sert bir şey geliyor ağzıma. Dedim içinde bir şey var bunun. Peynir koyduk dediler. Peynir sevmedim peynirini. Sertti. Keşke koymasaydı o peynir. Gerçekten koymasaydı. Sade ıspanaklı daha güzel olurdu. Genelde ortak söylemler, eleştiriler olduğu zaman evet. Ki ben de katılıyorum. Demek ki diyorum ha doğru tespitler yaptılar. Seviniyorum da çünkü hani o zaman adilane, hakkaniyetli yorumlar yapılmış oluyor. Bir şey olmamışsa o mesela siz de çikolatanın mousse'un olmadığını evet, kabul ettiniz. Evet olmadı evet söyledim. Fakat mesela şimdi herkes aynı şeyi söylediği zaman aklınızda bir soru işareti veya tattığınızda demiyor musunuz? Evet hakikaten olmamış. Tatlımızı söyledim. Mesela tatlının haricinde tavuk sizce pişmiş miydi dün? Ya şimdi buradaki tavuk biz evde denediğimiz tavuk daha böyle... Yo yo ben dünkünü soruyorum evinizdekini bilemeyiz yani tabii de. Yani çok pişmemiş değildi Zuhal Hanım. Yenebilirdi. Hiç pişmemişti. Ama siz hiç tadına bile bakmadınız. Ay yemin ederim bakmadım. Bakmaz olurlar bakmadan nasıl yorum yapacaklar. Yasak zaten tatmazlar. Ben kestiğim için gerçekten kıpkırmızıydı bana. Yani. Ben olsam onu elimle yerdim. Yani. Ben şimdi sen yiyebilirsin ama o çiğ ben yiyemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.